Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sizin Perihan ablanız, Perihan'ınız diye büyükleriniz Perihan ablanız oluyor. Küçükleriniz, küçükleriniz Perihan ablanız oluyor. Küçükler Perihan abla diyor, büyükler tabii Perihan diyor. Diyemedim, güneşi de bakamıyorum gerçekten. Sizler bana diyorsunuz, yorumlarda yazıyorsunuz, bir gözüm neden kısıyor diye. Şuna bakın, bir sabah güneşi bana dolduğu için, tabii ki daha sabahın 9'u, saat 9 sıralarında Malamaş'a da baktık. Kardelen'le tabii ki her zamandaki işimiz aynı. Dün Nazan'la pancarı kazmaya gittik. Tarla eşimin arkadaşının, Nazan gelin, akrabasının oluyor. Şöyle yine kaç gittim? Burada kaç tane? 4, 5, 8 tane getirmişim. 3'ünü de yapmayacağım. Bunu tencerede şöyle bakınız. Bu bilmeyenler için, belki bilmeyen vardır. Şeker pancarı. Yani çayınızı kattığınız, tatlıyı kullandığınız şeker işte bundan oluyor. Posası da biz de mallara veriyoruz. Kispo olarak geliyor bizlere. Git annem, sizlik değil bu. Demedim ama bunun bir kokusu var, size anlatamam. Şimdi ben bunu böyle gazıyorum ya, çok güzel kokuyor, burcu burcu. Bunu kaynatacağız. Bugün kayınvalidemi gazdan temizleyeceğiz. Dedim ki aşağıda yakın, inip çıkıp durmayayım, normal bir gün yapmayayım diye. Bugün de hem gaz temizleyeyim hem bunlar da kaynasın. Geçen sene bir de ocağa vurdum ben bunu. Kaçta aldım kardele? Akşam. Aynen akşam. Kararınca ocaktan almıştık. Aldık, düşünün bakın kaç saat. Pişivemiyor çünkü. Ilık suyundan da güneş enerjisinden aldım. Şunu denemek isterim. Bak dün üzerimde bu kıyafetler vardı. Mal kıyafetleri. Eğer videoyu izlediyseniz. Akşam ve çıkınca makineye attım. Sabah kadar da kurudu. Tabii ki kıyafet var da sıcak tutuyor. Bu ceket giydim. Tertemiz. Yani aynı şeyi giyiyor falan zannetme. Bunu da böyle yıkacağım. Çünkü kaç kat yıkadım ben bunu, kazıcığın kenarlarını. Ama lezzetli oluyor ya, bunu haşlayıp da pişirmesi, yemesi. Bir de fırına sürersen daha bir güzel olur. Pişirdikten sonra. İlk tane tabii su çamurluydu, bak şimdi su beyaz. Temiz oldu belli. Üçüncü, dördüncü soba. Hava da bugün soğuk inan ki, bir kararsız kaldım. Ana kaynadayım ki, pancarı kaynatmayayım ki diye. Hadi dedik en gücü aşağıda olacağız bugün, öğleye kadar, ikindiye kadar durumu göre. Önüne geçen oduna tatı veri diye. Gaz temizledim, yere vuracaksın oraya kenar. Tabii ki buraları vuramam, ne olur ne olmaz. Allah korusun. Hava rüzgarla. İşte bizim işler, günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki bizlere günlük yaşantınızı çekin diye. Bazen diyorlar yorumlarda, Perihan yumurta da olsun çak sen bize. Bizsiz bırakma, sensiz bırakma diye. Biz de başladık yine analı kızla bir video çekimime. Değil mi kızım? Safinaz mı kardeşim? Ak kız mı? Akgöz. Akgöz mü? Yanıma geliyorlar, ben de ne yapayım? Onlar geldim, şey sudan gösterdim, kaçıyorlar. Banyo yapmamak derdine kaçıyorlar. Toruman dışarıda mı? Bak yanımıza gelmedi. Şöyle bunları da şöyle kenarlarını alıvereceksin. İkiyi böleceksin. Bunu yıkadıktan sonra tencereme de çamur şey edeceğim, deterjanla garıp şey olmasın diye, isi çabuk çıkıversin diye. Onu da yaparken de gösteririm. Daha yukarı çıkmadık. Ben hemen pancarları halletmeye başladım. Dünden tarhana çorbası vardı. Az kaldıydı. Onu sıdırırız. Kuru fasulye vardı karışık. Onu yiyiveriz. Çay demletmeye veririz değil mi kardelen? Çünkü aynen. Bu olacak. Gaz bir de babaanne bile gideceğiz. Durumu göre bakalım. Onlardan kas sesi gelmeye başladı anne. Kas sesi geldi mi? Evet. Ha Toraman geldi. Git yürü. Senlik değil bu, hayır. Yürü. Git dedim. Bunları ben yıkayayım artık. Şöyle temizleyeceğim gazıcı. Şimdi pancarlarımı yıkadım. Onları hallettim. Şöyle azıcık şöyle göstereyim. Şu anda götürmüyorum da içimde. Şöyle toprak bahçeden toprağı gittik halde. Azıcık ıslatı vereceğim ama çok değil. Sırf deterjanla bunu bak. Bilmeyenler için bir kolaylık olsun. Böyle karmamın sebebi çabuk böyle is olacak ya, akşama kadar gazan kaynayacak. Böyle şey bak, devamlı bunu ocakta kullanın ama tertemiz yıkadım mı çıkıveriyor.
Normalde deterjan yapıyordum. Bugün çok olacağı için. Çıkmaz değil mi? He. Çıkar da yine de bir kalır. Böyle çamurluk arıyorum bunu deterjanla. Dün pazardaydı anne. Ha? Pazarda da satıyorlar ya böyle şey, patlıcanı pişmiş, patlıcan nereden çıktı? Pancarı pişmiş şekilde. Amca satıcı diyordu ki 17 saat pişirdik dedi. 17 saat mi? Aynen öyle dedi. İçine tezek doldu, iri olduğu için. Bakınız bunu böyle süreceğim. Topaçlığa dökülüyor yeri tabii ki. Emek olmayınca hiçbir zaman inan ki yemek olmuyor. Ne olacak, ben bunu akşamında kaynatırsam o zaman keyifli oturup yiyecek. Kim kimi böyle sen ottun yeden kimse kimseye bir şey vermiyor. Düdüklüğe de koysam bu lezzeti bulamazsın. Olmaz ki, hem kaç saat pişik. Düdüklüğe koysam ben bunun iki tanesini koyabileceğim sadece. Geçen sen anne sen pişirdikten sonra bir de fırına sürmüştün kuzenin içine. Süreriz. Soba yanıyor ya, en gücü ya. İki tanesini olsun atıveririz. Bu gurucu ben ateşimi ayarlasa kadar gurur. Şöyle bolca da altına sürer. Benden taraflarında açıklık var biraz. Kim o? Toraman geldi. Allah iyiliğini versin yavrucağızım. Niye benden? Ne istiyorsunuz siz benden? He, yok mu seviyorsunuz mu, o da bu bana süt mü ver ediyor şey diyorsunuz. Ben çözemedim size. Bakınız bu şekilde. Şimdi gidin kardelen de sofraya hazırlayıp olsun. Çorbaya galfalt türü koyuyorsun. Ben de ateşimi yapayım. Bunu bu rengale. Bu da gurur hem. Evet, kahvaltımızı yaptık. Annem biraz önce babaannemle gitti. Ben de şimdi gidiyorum. Onlar da temizlemeye başlamışlar. Tabii ki sizlere söylemiştik. Ateşi buraya yakacağız diye. Ön tarafa yakamayız çünkü zaten saman var. Havada dediğimiz gibi soğuk, rüzgarlı. İnşallah bakalım akşama kadar pişer. Sürekli artık burada olduğumuz sürece yani işimiz bitse bile geliriz, odun atarız yani. Bunun altını boş bırakmayız. Allah. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada halam var, Nazan abla var, babaannem, annem. Dört elden yoluyorlar bakalım. Babaannem de ayak işlerine bakıyor. Halam da şöyle, babaannem ördeklerini de kesti. İki tane ördeği vardı. Ördeği temizliyor. O ördek. Kazlar da güzel olmuş maşallah. Onlar elektrik geldi. Biz onun altında gidiyorlar diyor ördekler. Ördekler tüy kabası gibi. İleriden sanki böyle kilolularmış gibi. Ama şimdi kendisi küçücük. Önce gazlarımızın da ayakkabılarını, derilerini yüzdük ayaklarını. Parlasın diye. Tabii parladı zaten. Nasıl kuaföre gidiyorlarsa ayak tırnaklarına bakın da anlaşıyla yaptırıyorlar. Manikür, pedikür. Manipük, neydi ga? Manikür, pedikür. Manikür. Geçen gün diyemediğimiz bir kelime vardı. Neydi kardan o bizim? Babaannemle mi? He. Konsantrasyon. He. Azal sen de diyemedin. Gel mi orada? Sen diyormuşum. Ben onu Instagram ondan sonra. Instagram. Necmi abi de geçen günü. Galfaltı diye bakayım bir diyordu değil mi? Kardeşim ne evet. Diyordu? Evet. Yani bazı şeyleri sen... Kısa kesiyor Nazan ya. Dil dönmüyor işte bazen. Hayır sen alışmışsın da ondan. Ondan işte. İki tane kazımız temizlendi. Bir tane de ördek. Ne oldu anne? Köpük mü? Dur şurada var. Al. Al istiyorsan verelim daha var. İyi oluyor. Babaanne kazlarım bitti. Finish. Zaten başka kesecek bir şeyin de yok. Temizliği de 2-3 güne yapacağız. Ondan sonra örgüleri başlayacağız. Babaanne kazlarım bir tane cheese'leri yelek örüyordu. Bir abimki örüldü mü? Abimki mi örülmüştü ya? Kafam karıştı. Ha benimki de bitti sayılırmış. Bitmişti işte, bitmişti diye. Ne olacak?
Şöyle ki babaannem kışın oluyor. İşlerden kaldı. Kim arıyor? Ne oldu? Senin telefonda. Hallederim ben. Nereye? Sabah kahvaltı yapmadık. Bak sen. Evde kar yapalım dedik. Babaannemin de kazları boyalı olduğundan annemin şu an temizlediği kazda fark edersiniz. Kenarları kanadı mavi. Şimdi akşam gelirken daha bileceksiniz. Her tarafını gelin gibi emin mavi. Ya. Ben bütün kaç tane? İki ayaklandı. Dişi bir erkek kala koydun herhalde. Kesilir nasılır yanlışlığını tür tür elini bilecek diye. Evet artık sıra geldi tavukların içini çıkarmaya. Tavuk var. Ay kas. Şöyle annemle halam ikisi birden açacaklar. Bugün de maalesef benim sürekli gölgem çıkıyor. Kusura bakmayın. Kokurasını atladık. Üçüden geçirdik. Sıra geldi. En son işleme yıkamaya geçirdik. Maalesef. Şöyle merak ederim için kaz yağını sol öyle yerseniz. Bakınız kaz yağımız bu şekilde. Gel. Nazım dediği gibi dinlenemedi. Bakmış değil mi Nazım? Bakıverdim. Bu kazlar ikizlenlere göre daha mı güzel? Babaanneyle dedi ona. Bunlar iyi biraz. Biz yediğimiz yemekleri kattığımız yağı bu bağırsaktaki yağları sıyırıyoruz, topluyoruz. Kazın yağlarını almıyoruz. Tabii ki bunların almıyoruz. Da yeri var da. Bunlar da aynı. Kenardaki yağları kellemeden direktmen veriyoruz. Bağışlaştık bunlar. Ben olsam bile elim az soktu gibi bir şey geldi. Kemiğe geldi herhalde. Daha arı yok meydanda. Kediler kimi ki ne güzel bembeyaz. İkisi de pamuk gibiler. Şu çok güzelmiş. Gel sen bizim kedimiz ol gel. Ama hırçınmışık sen. Seni istemedim vazgeçtim. Şu kedi de güzelmiş. Nereden geliyormuş siz ya? Ha? Hiç ben sizi daha önce mahallede hiç görmemiştim. Hadi şu kediyi biliyorum da. Şu ikisi maşallah güzelmiş. Ben kedilere daldım. Kazı göster. Ben ortaya yere verem mi? Olur. Ya, öyle de olur. Ha. Babaannem ve süngerden geçiriyor orada. Eller üşüdü, tutmuyor. Hava gerçekten esiyor baya. Bizim pancarla alemdik anne. Akşama kadar pişer mi? Vallahi altı yanıyor. Hayır, ama rüzgar alıp gidiyor. Rüzgar olmasa yerim buralarıydı. Babaanne biz inekleri indiğimizde çok rüzgarlıydı. Saat 9 gibi inekler bittiği zaman, iş bittiği zaman iyiydi hava. Rüzgar yoktu. Öyle mi canım?
Şimdi gördüğünüz gibi sonunda bitirdik. Buraya süsün diye buraya koyacağız. Bunların tabii ki yerleri var, gidecek. Kaynım galiba artık kimlere gidecekse onları verir. Sonunu bitirdik artık bununla. Şu gördüğünüz bakınız ördek. Bunun rengi daha bir sarımtırak değil mi? Öbürküsünü atıverdik kardeşim. Ya kötü müydü? Yani yumurtlamadığı için şey olmuş o. Bakınız maşallah gazda. Aa, bu şekilde alan kişiyi bu şekilde yağınla birlikte veriliyor. Almıyoruz yağını gördüğünüz gibi bak. Hiç ellemeden. Hepsi de yağlı maşallah. Ben de şey dengelim. Üzerimi değişti rengele. Pancanımız da bir şeyin diye bakalım ne zaman bir şey. Daha böyle odun altına atıyoruz. Hava rüzgarlı olduğundan. Alıp gidiyoruz rüzgar altındaki ateşe. Bunlar da burada süzecek galiba. Sıra geldi, karnımızı doyurmaya artık galiba. Ama erkenden de bitirdik. Saat acı şu an 1:30. Galiba. Acıdır şöyle iki yeri gören de. Sen nazan yiyor mu acı be? Zeytin, peynir, domates, salatalık, turşu. Turşu var atıyor mu? Bir de babaannem tavuk pişirmiş. Nerede o? Kuzunun içinde. He, kuzunun içinde. O da burada. He abi. Olay mı ki? Sıcak mı, yeni mi sürüldü? He, zaten şey tencereden çıktı. Dilde o fark etmez. Fırın ağzı açık kalsın da ama. Ekmeği. Onu diyormuş ben orada. Yeşili düşünün. Unutmaz. Yiyeceğiz yeşilinde. Kokusuna yine alırız. Duyuyoruz kediler nasıl sokaktan geliyorlar. Kardeşim verivedim vallahi kapışı gittiler bizimkilerde. Teli yırtacaklar. Acil olduğundan ha böyle bir iş zamanında bunları tel örgünün içine katıyoruz biz. Bıçak yok galiba. Yengelerine bıçak geldi. Ekmek bıçağı. Yok değil mi başka? Yok. Bilmem benim aslında. Şöyle babaannem kabak tatlısı yapmış. Gayet de güzel rengini. Aynen görmüş güzel. Kim insan tahini seviyor. Bizim evde mesela annem, abim tahini yer. Kabağı tatlısına. Geçen de sağ olsun takipçimizin biri gelmişmiş. Gelirken getirmiş kabak ikram edildi ama. Bir de o sırada başka takipçilerimiz geldi. Beraber yedik. Bol şeyliydi, güzeldi. Konu komşu da yedi. He, sağ olsun. İkram ettiler. O sırada takipçi geldi. Nazlı'nın yeşil falan. Bakınız bu da közlenmiş patlıcan salatası. Samsak da var mı? He, hayır. Sor. Yok. Yiyeceğiniz mi? Yiyor mu? Aa, ben yiyorum da. Katmadık. Varsa samsak da soyan olmadı şimdi. Alıyor net o zaman. Babaanne böyle her gün bize menü hazırlayacaksan yarın da anaç kazlarını keser. Kesen kızım Allah'ın izniyle hazırlarım. Bundan sonra kart tavukları, yumurtları. Aynen. Sonra tavukları keseriz. Ya yıl. Kar var gibi olmuş. Ben de yiyemiyorum. Ama Ali yiyemiyor. Sabahın adamı zaten çaylara çıkmaya çalıştılar. Altı kişiyiz. Bardaklar tam. Senin köpek düştü ya Halil, sen mi salıyordun beni? Kirliyle geçsin diye mi? Otun ağzı. Evet, artık saat 6'ya geldi. Gördüğünüz gibi bizim hala ateşimiz yanıyor. Akşama kadar sürekli altın annem odun atıp durdu. Ben bugün sabahtan beri rahatsızım. Üzerimde böyle bir ağırlık, bir halsizlik var. Bu yüzden ineklere bakmaya inmedim. Emim de işe gitmeden yiyeceği karmıştı. Yani annem tek başına bakıyor ineklere şu an. Yiyecisini verecek. Şöyle kapağı açayım. Bir tanesini de halam almış. Şu an dumandan hiçbir şey görünmedi. Toplamda 5 taneydi. 4'ü var şu an. Pişti mi pişmedi bilmiyorum açıkçası. Ama biraz daha sertliği varmış herhalde. Bu yüzden ineklere bakasaya kadar yine bu burada durar. Ondan sonra saat can çatla 7'de falan da artık ateşi söndürürüz.
sabah 9.30'da falan annem bunu vurmuştu. Bu saatlere kadar yandı böyle. İyi akşamlar enişte. Havada çok rüzgarlı, aynı kar havası var gibi. Bir laf vardır, uşağı 3G başladı. Gargış kıyametlerle. Gerçekten de öyle oldu. 2 gündür hava soğuk. Evet, artık saat 6.30'ya geldi. Annem ineklere baktı. Her zaman olduğu gibi biz nereye gidersek kediler demen arkamızdan geliyorlar. Bunu artık şimdi alacağız. Ateşimizi söndüreceğiz. Sıra geldi. Kaç saat kaynadı bu? 9.30'da vurduyduk biz bunu. Değil mi? 9.30'da vurmuş oluyorduk. Aynen. O saatten beri böyle çırıl odun ne geçtiyse elimizi vurduk. Kaç defa da su kattım tabii ki ben buna. Ama şimdi galiba aslında bir saat daha dursa pişti. Gelmen değil mi? Bu pişmiş, bu da onu fırına süreceğim ben bir de buna. Kuzenenin içine fırını süreceğim. Dediğim gibi yarım saat falan dursa iyi olurdu da. Ama ne olur ne olmaz. Gece işi demişler, böcü işi demişler. Söndürürüm ben bunu. Daha yemek yapmadık. İki bölüm değil mi? Aynen, daha iyi. Bakın yani. Suyu doluydu. Kaç defa ilave ettim bir de ben bunu. Aynı pekmez renginde suyu olmuş. Bu tencere şeyden. Sen bunu var ya götür. Ama maşallah 5 taneydi değil mi burada? Ha 5'ti. Ha, birini halanga verdim. 4'ü kaldı. Bunları da şöyle yararız. Ondan sonra veririz galiba. Şimdi arkadaşlar maşanın zobası yanıyor. Ama ne kadar desen çok yanması lazım. İçeride de durulmuyor ondan sonra. Dedik ki hemen 2-3 odun atıverdik. Biliyorsunuz ki izleyenler bilir. Betonun üzerinde bir dünya odun vardı. Eşimden gayenim kesti. Çatıdan galan çıkan odunlar. Galanları kırdık. Bunu yapıyorduk. Poşet alıca gel diyelim. Odunları değerlendiriyoruz burada. Bizim için de iyi oluyor. He, hiç üşenmeyin inan. Bak sabahtan beri mala baktık. Şunları temizledim yarım saat hemen hemen. Vur. Sana kız sizler bunu izleyince kolay gibi gözükecek. Hani 5 dakikada yapılmış gibi ama koca akşamımızı aldık. Geliyoruz bakıyoruz. Yarım saat varmadan altınlık ateşe baktık durduk. Mala baktım. Bugün yalnız baktım. Kardelen biraz üşütmüş, rahatsız. Onun için dedim ben sen yat azıcık ben de mala bakayım. Ay yukarı çıktık. Biraz öğlenleyin geççiydik. Bugün köyümüzde ekmek dağıttılar da helvana. Çoğu yedi adettir zaten. Allah kabul etsin. Allah ölmüşlerimizin ruhlarına varsın. Allah kabul etsin dağıtanlar için de. Kardeşim dedi pazar ekmeği içine helva katan dedi. Aslında mantar pişirecektik Ali yarına boy verem diye. Sobayı yaktık. Bunları ikiye böleceğim. Şimdi elimi yıkayın gelin ben bu sobada tutaşak olsun. Burası da gerçekten var sizin ne diyeyim. Şu köpüğün çok faydası var. Bir de güneş gördüğünden sana kız soba yanıyor gibi. Bir de alttan da yanıyor ya kardeşim. Aynen. Tam orada bizim soba şurada oluyor kilimin şey, önünde. Şey baca bile ılık. Soba yandığı için. Yarı yarı zaten şöyle yarı yarı. Kardelen'in odasının bacası yarı yarı. Doktuğumuz odanın bacası. Buradan zaten sınır. Aha oturma odası şu taraf benim. Ben elimi tengele kaydım. Tamam. Şurada bir dönüvereceğim. Böyle. Ablanın bu arada su vardı değil mi? Vardı. Soba pat pat ediyor. En iyisi biraz üstünü kısalım. Tam kapattık mı da soba yanmaz. Şöyle yarıda bırakacağız ki. Burada yeni aldığımız dolap var ama daha içine bir şey döşemedik. Annem dün pazardan tekrardan cennet elması almıştı. Bunları artık kurutmak için değil yemek için. Satıcı abi de sıcakta daha iyi çabuk kurur demiş, yumuşar demiş, daha doğrusu erer demiş. Hepsini saydım. Onu şey et. Erdirmeyeceğiz biz onu. Birazdan bunu dilen balkondakini göster eve. Çamaşır serindekiler var ya kuruyor. Şu çakalı şuraya koyayım da. Bakınız maşallah pancada biçtiği belli kardeler. Bıçak bölünüyor. Bunu böyle şekilde koyacağım kızarsın diye. Ay ne güzel görünüyor şu an. Kaç taneydi toplam? 5. 5 taneydi değil mi? Ama tarladan 8 mi getirmişsin? He 8 tane gettim. Bir tanesi almış. Onu tabağa koyan bari.
Dur bakayım şey, birini kızartmaya veren tadını şöyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine. Çok harika gal. Bunu da böyle yeriz. Bunu var ya bir tabak getir ve sen şurada köpük gibi varsa bu kalsın. Bunu fırın sürer. Gerçekten tadı çok güzel. Eğer böyle bunu denemeyen varsa, köy yerinde duruyorsa, hiç yapmadıysanız yapmanızı tavsiye ederim. Çoğu insan mesela Bozkuş'ta bunu yemeyen vardır, sevmeyen vardır ama tadı çok güzel. Bunu artık fırını süren iyiceler kızarsın. Zaten kesmesek almayacağım hiçbir şey kardan içine. Değil mi? Aynen. Aşağıdakini alırdı, onu yüksek ya. Alsana. İyi fırını mesela. Evet. Mesafesi bir karış. Bir karış bile yok. Bu güzel ısıtıyor içine. Kızartıyor ama aşağıdaki yüksek olduğundan hiçbir şeyin faydası yok fırın içinde. Sen aşağı ince şunu tabak getireceksin. Gıpık tatlı. Şimdi ben de karnımızı doyuracağım. Gelin çoğu insanın aşırı menlik ekmeğini yiydi. Belki meyvesini yiyordur. Çayını demletti. Kef yapıyordur ama biz daha henüz birazdan keyfimizi bakacağız. Ama aşağı inince bakarız Gale. Öyle. He, yoksa daha bir de bunu kızartıyoruz. Şöyle gösteren bir tanesini çevirdim. Şöyle kızarmasını istiyoruz tabii ki, iyi olması için, güzel olsun diye. Bunu da Nazan'a vereceğiz. Semih gelip götürecek bunu da. Bir de kızarmış tanıdış olur. Bakınız böyle böyle bunu çevireceğim. Oo, bir tarafı şey olmuş. Ha şöyle pembe gibi olsun. Bunu şöyle çeviriyorum, dur. Bu kuzuna benim bet. Bunu çok seviyorum. Aşağıdakinden birebir. Bir de merdivenden yukarı çıkarken de mandalin poşeti vardı. İki de mandalin aldım geldim. Bizim de kardelenin ara ürünümüz olsun diye. Karen sen bunun içine mi kaçacaksın? Hı hı. Bakınız hani eskilerden çok yapılırmış ya, satılırmış bakkalda ekmek arası. Kırmızı helva, beyaz helva, hangisi olursa olur. Biz de helvalı tost yapalım. Çünkü karınla tok da ekmek de taze olduğundan maşallah bölünmedi. Kardeşim bak bakalım be. Nasıl? Yeter anne, yeter. Yeter mi? Yeter. Annem de yufkanın arası sar yiyecekmiş. Bu da dünden kalan yumkamız. Maşallah 4 tane mi ıslak dedim? 5 tane ıslak dedim. Selam. Selam. Dünden de balık var. Abim de onu yer. Benim pek canım istemem. Şöyle size diyeyim, karnımızı doyurduk, atıştırmalıydı çünkü geç yediğimiz için bayağı bir saattir buradayız. Aşağıda Enes'imiz gelmedi, aşağının odamızda zobası yeniyor ama buradaki de değerlendiren dedi ki hiç odun attık, kömür atmadık, sadece bu kızarsın diye. Hem aşağıda faydası oluyor bunun, hem soğanı hem oturduğumuz odaya. Bakınız ikiyi böldüğümüz için. Ama gerçekten çok güzel oldu. Bunun altı da kızarmıştır inşallah. Bu yeterli sanırım Gale. Bakınız. Oo, meğerem gibi. İnan ki. İkimiz bir dedik de. Değil mi? Evet. Ona bu yapışmış mı Gal? Abo ne güzel. Ay şey canım istedi. Kardelen vallahi benden ne pis boğaz var Gal. Pek sevmem de yine de yerim. Babam atıyor fırına, ayva atıyorsunuz ya. He aynen, o güzel oluyor. Ben onu da değil çok mi? Seviyorum. Pazara gittiğimizde dün aklımıza gelmedi. Hem ayva reçel ederiz aldığımızda. Bir de şey, buraya fırının içine atıveririz. Aynı o gibi geldi. Bu soğusun azıcık. Ondan sonra şöyle dilimleyeyim. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Bunda Nazan Gökçeli gelen olmadı. İnan ki valla bizde yorgunluktan aşağı merdiven inmesimiz yok. Sabahın 7.30'dan beri ayaktayız. Ama sabahleyin yattık mı dinlenmiş olacak. Benden bir de iş yine kalkmış olacak. Yarın da tohum ekeceğim bahçeye. Yeşillik.
Ekersek gideceğiz, yaparsak da. Şurayı Nızman'da kardeş sandalye oturuyor. Ben de buraya oturuyorum. Bir de televizyon olması burada. Ama televizyona gerek yok. Kanal bizim yorumlardan dolayı biz televizyona bakmıyoruz. Tek siz güzel yorumlarınızı bizlerden eksik etmem mi? Biz televizyona olsun bakmaya verem. Artık keseyim. Videoyu da sonlandıracağım. Sizi göstermek istedim. Zaten bunu gördünüz. Eğer izlediyseniz şöyle kat kat temizce yıkadım. Bolca. Melem gibi inan ki. Aynı ayvanın şeysi gibi fırınlanmış gibi. Tadı çok güzel. Akşama kadar kaynattım. Bunu kaynatmak için bir çorolun gitmiş midir kardeşler? Bence gitmiştir. Gitmiştir. Ama ne diyeyim size? Şu bacanın kenarı enlikte kara kara odunlar vardı. Kapının eski kapının böyle çıralıydı. Onlar ne varsa sunta gibi galıklara önümüze geleni attık durduk gelip geçerken eve. Ama değdi diyorum. Artık videonun da sonuna geldi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin. Beğenme tuşuna basarsanız seviniriz. Başka diyeceğimiz kelime yok artık. Sizleri seviyoruz diyoruz.